Damla, ne yapıyorsunuz kız? Muhabbete mi indiniz? Babamız değil mi? Size çay demledim, sıcak sıcak içelim diye. Bir de kurabiye yaptım, of mis gibi. Ay dur bir yenge ya. Zeynep'i falan mı buldunuz? Ne oldu? Ha yok. Babanız rahatsız olunca ben de merak ettim sizi. Bir geleyim dedim, belki bir eksiğiniz, gediğiniz vardır. Acıkmışsınızdır, bir ihtiyacınızı gidermek istedim. Anladım. Özlem lütfen Nevzat Bey, bir şey söyleyin, böyle olmaz. Özlem yapma lütfen. Dur bir dakika. Bir dakika, çocuk uyuyor, olmaz. Sıcacık yatağında yatarken yapma. Adnan ve Özlem önce bir konuşsalar. Biz Aliye'yi alalım. Adnan konuşmak isterse buyurur gelir. Canım. Canım. Canım kızım. Kızım. Hadi sen bir şeyler al. Aliye'nin eşyalarını hazırla. Küçük et bakalım. Babacık, babacık. Dede. Ay ya. Dedeciğim. Oğul. Bir de kim var? Bak, bak. Anneciğim. Ay. Aşkım. Gel. Ah canım benim. Çok özledim seni. Canım. Geleceğini söylemiştim. Değil mi babaanne? Öyle mi? Ay. Benimle kalmak ister misin? Ha? Bak, babaannen de izin verdi. Ha? Yarın beraber oynayalım mı? Babamla gelecek mi? Gelecek tabii tatlım, tabii gelecek. Ya sen, ben, baban, deden hep birlikte. Ne güzel değil mi? Yaşasın. Hadi, hadi gidelim. Gel, gel bakalım. Şöyle otur canım sen. Otur meleğim. Ayakkabıları giydirelim. Hı. Oh. Süper. Gel. Oyuncağını da alayım mı? Tamam. Ver. Hadi tatlım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Prensesim. Doktorlar bekleyeceğiz dedi. Sık sık kan tahlili yapıyorlar. Şimdi değerler düşecek mi yoksa kalp krizi riski devam mı ediyor falan diye. Yaşlı adam tabii. Torununun hasretine dayanamayınca alarm verdi. Aha Halil Osman Beyciğim. Keşke bir o olsa. Siz yenisiniz. Bilmezsiniz tabii. Babam asıl. Aile içinde yaşananlar perişan etti. Yapma ya.
Bana bak, sen konuşmayı çok seviyorsun Aydan ha. Densiz densiz konuşuyorsun. Tek kabahatli benim değil mi? Babamın küflü zihniyetiyle yaptıkları çok normal. Bir günah keçisi benim. Ya bak, herkes çok gergin. Beni neyse alev alayım, uzaklaştırayım oradan. Babadan da bir haber gelirse ararsınız bizi. Bence de iyi olur. Tabii. Abla. Kızımdan bir haber çıkarsa ara ne olur. Olur. Zeynep. Oh. Neredeydin içerim sen? Ha? Çok korkuttun bizi. Niye inmedin sen aşağı? Bak annen, deden, herkes. Neyse. Kimse bilmesin geldiğimi. Bir tek sen. Anneme güvenemem, babam. Tanımıyorum bile onu. Bana yalan söylemişler. Bütün hayatım yalanmış. Tamam, düşünme sen şimdi bunları. Düşünme kuzum, düşünme. Gel. Gel. Oh, oh, yanımdasın ya. Yoğun bakımda, Alev Hanım gezmelerde. Olacak iş mi? Çekti gitti. İnanamıyorum ya. Nereye? Neresini bilmem. Ali Osman'ın arabasına bindi gitti. Bu kız hiç akıllanmamış ha. Hava alacakmış ya. Adamın arabasını bir görsen. Öyle siyah, kocaman bir arabaydı. Aynı filmlerdeki gibiydi. Adam artık mafya mıdır, nedir? Anlamadım. Aydan. Benim de kızım. Ne demek onlar ya? Sana emanet etti. Aydan. Zeynep'i mi bulmuşlar? Ne olmuş? Tamam anne. Birazdan geleceğim. Özlem. Aliye'yi almış. Aliye'yi almış ne demek? Zaten aynı evde yaşamıyor musunuz? Bir süredir hayır. Aslında ben ayrılmak istiyorum ama Özlem işte. Kabullenmiyor bir türlü. Tüm o saçmalamaları, sana saldırması. Bu yüzden. Anlıyorum. Sizin mahreminiz tabii beni hiç ilgilendirmiyor. İçinde de bulunmak istemem zaten. Senin gitmen gerekiyorsa git. Adnan. Tolga, Zeynep'ten bir haber var mı? Karakoldan geliyorum. Ne oldu ki? Sakin olun, kötü bir şey yok. Emniyetteki arkadaşlar da Zeynep'in eşkali, kimlik numarası, her türlü bilgi mevcut. Rutin kontrollerde rastladıkları zaman bize bilgi verecekler. Bir dakika, ben şeyi anlamadım. Rutin kontrol derken Zeynep'i aramıyorlar mı yani? Damla Hanım, Zeynep size göre kayıp. Oysa emniyete göre kendi rızasıyla evden ayrılmış durumda. Yapmayın Allah aşkına. Ormanda aradık Zeynep'i. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Ormanda ne işi var Zeynep'in? Belki de yaptı. Evden çıktı. Arkadaşlarıyla buluştu. Ne bileyim, pikniğe gitti. Sonra döndü bir arkadaşında kalıyor ve sizinle bağlantıya geçmiyor. Olacak iş mi canım bu? Zeynep eve geç gelecek olsa haber veren kız. Kızınız 18 yıldır ölü sandığı babasını öğrendi. Size çok öfkeli. Yani tanıdığınız, bildiğiniz insan gibi davranmayabilir. Evet. Doğru diyorsunuz vallahi. Misal benim bu yaşta başıma gelse ne yapardım bilmiyorum. Endişenizi anlıyorum. Ama dediğim gibi polis bu olayı bir kayıp dosyası olarak ele almıyor. Ancak biz bütün şartları zorluyoruz. Sağ ol Tolga.
Sen yine de takipte kal, tamam mı? Merak etme. Tolga doğru söylüyor. Zeynep bize kızgın olduğu için ortaya çıkmıyor bence. Çok şükür. Kötü bir haber almadık. Eğer Allah korusun öyle bir şey olsaydı hemen duyulurdu. Biraz sakinleşsin. Hemen evimize dönecek. Sen hiç merak etme yavrum. Kalayım istersen. Bence git. Git kızınla ilgilen sen. Hadi artık üzülme bak. Hadi. Üzülme artık bak, kızına kavuştun. Adnan çok kızacak baba. Çok kızacak. Çok yoruldum artık, çok yoruldum. Onu üzmek istemiyorum. Yani kavga etmekten, mutsuzluktan çok yoruldum artık. Keşke eski güzel, huzurlu günlerimize dönebilseydik. Üzülme artık. Biraz oluruna bırak her şeyi. Hadi, çıkalım. Ben biraz kızımla uyuyacağım. Evet hanımlar. Yani sen gelmiyor musun? Hayır, siz eve geçin. Ben gideyim yiyecek bir şey de alayım. Belli ki Zeynep'in karnı aç. Ben çok teşekkür ederim. Yani siz olmasaydınız... Kızım yapma. Öyle söz mü olur? Sayalı Osman. Sen nasıl buldun Zeynep'i? Sana söz verdim, buldum. Hem nasılını bırak şimdi. Bak kavuşmuşsunuz ne güzel. Gidin hasret giderim, ben de yiyecek bir şey alayım. Geleyim anlatırım sana. Azıcık beni içeride bekler misin? İyi geceler. Hadi kızım hadi. Bu hayatta sevdiğim, inandığım kim varsa yaraladı beni Ali Osman. Bir sen. Bir de Kevser abla. Beni hiç yanıltmadınız. Hiç yalnız bırakmadınız. Ne ki varsın. Sen de iyi ki varsın Ali. Hep olacaksın. İstesen de istemesen de. Artık yara alıp düşmene izin vermeyeceğim. Sağ ol. Özlem, aç şu kapıyı. Kızım almaya geldim, aç şu kapıyı. Özlem, kırdırtma şu kapıyı bana. Aç şu kapıyı. Hayırdır, alacaklı gibi? Kızım almaya geldim. O sadece senin kızın değil. Madem ailece bir arada kalmayı beceremiyorsun, o halde yalnız kalmayı öğreneceksin. Bu yaşta bir çocuk annesinden ayrılır mı? Ne diyorsun siz ya? Yapmayın. Özlem'in anneliğini mi savunacaksınız bana?
Kızıma yaptıkları ortada. En azından yanında. Senin ona ayıracak vaktin bile yok. Alya'nın her daim yanında olacak bir ebeveyne ihtiyacı var. Başkalarından arta kalan zamanlarında gelecek bir babaya değil. Kızıma ilaç içirdi. Onu zehirlemeye kalktı. Bu mu yanında olmak? Bak, o konu sizin hizmetlilerinizin kabahati. Ortalık yerde ilaç bırakıp olaya davetiye çıkarmışlar. Daha ne kadar küçüleceksiniz? Seviyene iniyoruz Adnan. Şimdi polis çağırmadan git. Aklını başına topladığında konuşuruz bunları. Osman abin gelir, bize yemek getirir. Sen de o zamana kadar alık bir duş al. Hadi yeter artık. Bak bakayım şunun tadına. Oğlum ye şunu. Sonra Ali Osman abi temizleyin şunu dedikten sonra aç aç mı göndereceğiz? Restoranda ölen adam tok ölmedi, bize yakışmaz. Abi hoş geldin. Hayırdır Serçe, bu ne? Bir tadına baktırıyoruz abi. İyi baksın baksın. Erkeklik yapamadığına göre gurmelik yapsın. Zeynep'ten bir haber var mı? Var var. Var da. Senin olup bitenden nasıl haberin yok orası muamma. Buldunuz mu Zeynep? İyi mi? Yaşadığına göre iyi. Aksi olsa sen burada olmuyor olurdun şimdi. Nerede Zeynep? Benim Zeynep'i görmem lazım. Görme. Görünme. Mümkünse bir sürede ortadan kaybol. Haydi kaybol. Hadi. Bir yere gitmiyorum. Benim Zeynep'i görmem lazım. Lan oğlum. Çok mu hırpaladınız bunu? Ha? Ben size kaç kez mutfağa adam kaldırırken kellesine vurmayın dedim. Bak işte basmıyor. Bana bak, postunu delmeden git buradan. Hayır, gitmeyeceğim. Şimdi gitmezsen hiç göremeyeceksin. Ben zaten sabah uyandığımda Zeynep'i yanımda görmediğimde öldüm. İstediğini söyle, istediğini yap. Zeynep'i görmeden bir yere gitmeyeceğim. Diyorsun. Sen olsan dönüp gider miydin? Lan ben olsam kadınım yanımdan kaçırılır mıydı? Sen anlamadın beni galiba. Bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ama bulacağım. Bulunca da hesabını soracağım. Hakikaten bilmiyorsun değil mi işin arkasında kimin olduğunu? Bilsem şu an burada olmazdım. Aptal aşk. İyi peki, götüreceğim seni Zeynep'e. Gel. Ama bu söyleyeceklerimi aklına iyice belle. Zeynep şimdi teyzesinin yanında. Teyzesi kızın kaçırıldığını bilmiyor. Hele hele senin yanından kaldırıldığını hiç bilmiyor. Öğrense hepimizin tridine banar. Ben bu olayı böyle kapatmam. İster öldürün, ister süründürün, ben bulacağım. Bunu kimin yaptığını bulacağım. Oğlum bu olayı kapatacağız dedik mi? Bu işin arkasında kim varsa öğreneceğim. Öğreneceğiz. O vakte kadar bu söylediklerimi sakın unutma. Aramızda kalacak. Evet.
Şimdi git. Elini yüzünü yıka. Aklan paklan kızın karşısına öyle çık. Serçe. Tuvalete götür. Benimkini kullansın. Tamam abi. Bana bak Şahin. Bunun bacısını iyice bir araştırın. Ne yer ne içer. Kiminle oturur kiminle kalkar. Gün be gün rapor istiyorum. Emrin olur abi. Haydi. Usta nevaleyi hazırla. Kebaplar, salatalar, tatlılar, meyveler. Ver Şahin götürsün. Emredersiniz abi. Nereye götüreceğiz abi? Yüreğimin getirdiği yere. Anlamadım abi. Ya işine bak sen. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Söyle. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Gel kuzum. Saatler olsun. Sağ ol. Al bakalım. Hadi giy üstünü de üşüme hadi. Teyze. Canım. Saçımı tarar mısın? Tararım. Gel. Ver bakayım. Çekmez inşallah saçını. Bakayım. Mis gibi de olmuş mis. Biliyor musun? Senin yaşındayken benim de böyle upuzun saçlarım vardı. Ya. Ya. E neden kestirdin? Sen nasıl bir dil versin böyle ya? Gözlerimi senden alamadım. Ne diyorsun sen be? Dolayacaksın birine. Bırak! Kavrayacaksın böyle. Bırak dedim. Bırak kızı saçını. Bırak! Diyorum sana lan. Bırak! Diyorum sana. Şişel örgüler olmazsa var ya. Bırak! Saçını bırak. Ama var işte yani. Bu kadarı da yeter bana. Koklarım. Ha? Nasıl olsa aynı kavuşta görüşürüz ya. Sen bana gelirsin ya ben sana. Ben yanlış bir şey mi söyledim sana? Yok bir tanem sen yanlış bir şey söylemedin. Ben sen gittin de yani yoktun öyle gerildim de şimdi sen karşımda olunca sinirlerim boşaldı. İyiyim ama bir şeyim yok geçti geçti. Peki söylemeyecek misin? Neyi? Saçlarını niye kestirdiğini? Aman öyle işte. Belli bir yaştan sonra insan uğraşamıyor. Böylesi daha kolay daha rahat. Esirikli kadınım ben de. Ama ben seninle mi uğraşacağım dedim. Kestim gitti. Ay nasıl kıydın ya? Deliye cesaret sorulur mu kızım? Esirikliyim diyorum.
kestim gitti işte, boş ver. Yok, ben hayatta dokunamam saçlarıma. Sen zaten bunlara dokunma. Sen dokunsan ben izin vermem. Oh, pis gibi misin? Pis. Gelirim ben, hadi giyin sen. Kim o? Benim. Çalışımdan anlamıyor musun? Al, al paketi, al. Kebap kokusundan anlamıyor musun? İyi, tamam. Öyle paket olduğuna bakma, orada bir kuş sütü eksik. Alo Osman abi, hoş geldin. Hoş bulduk Zeynepciğim. Sen nereden çıktın? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İyisin değil mi? Şimdi daha iyiyim. Bak nasıl oldu? Kim yaptı bilmiyorum. Ama sana söz veriyorum, bulacağım, tamam? Duyarlarsa Mert'i öldürürler. Seni de eve hapsederler bir şey olmasın diye. Ya iyi de Ali Osman abi, kimdi o adamlar? Niye yaptılar bunu bana? Ya kızım, seni nasıl bulduysam onları da bulacağım. Siz yeter ki benim dediğimi yapın. Tamam, ama kimse bir şey duymasın. Tamam. Ne oluyor, fısır fısır kapa ağzın. Mert. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye böyle dut yemiş bülbül gibi? İyi misin? İyi, iyi. Aslan, aslan. Bakma ona. Zeynep'i göremediği için perişan olmuş. Niye söylemedin beraber geleceğinizi? Ya biliyorum emir vaki oldu ama... baktım adam perişan. Dedim hadi gel seni Zeynep'e götüreyim. Evet. İyi yaptın, iyi. Bizim soframızda herkese yer var. Hadi geç bakalım. Şey ver, ver üstüne. Al Ali Osman. Haydi soyun dökün. Ver, 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 ver. Alev kızı izlemekten ağzına bir lokma girmedi. Ali Osman sen ye yemeğini, ben doyururum karnımı. Sen niye yemiyorsun Mert? Ben gelmeden yedim, sağ ol. İç bayrağı ayran iç. Hadi al. Teyze bir dur, ağzımdakini bitireyim önce. Yok kızın ağzı dolu. Sen at onu kendi ağzına. İyi tamam, dursun burada böyle. Onu bitirince yersin. Heh. Anlaşıldı, iş başa düştü. Ali Osman, o çok on, tamam o. Ye ye ye. Al, ben devamını yaparım. Bakayım o eline seni Zeynep. Uzat bakayım elini. Ver, ver. Onu da ver bakayım. Ne oldu senin bileklerine böyle? Kim bağladı seni? Zeynep, ne oldu sana? Neredeydin sen? Nerede buldun bu kızı Ali Osman? Ya bir darlama kızı, bir dur. Bir şey olduğu yok. Ne bu bileklerinin hali o zaman? Ya anlatacağım, bir dur. Ali Osman anlat, yoksa ben yakacağım burayı. Zeynep bugün evden çıkmış. Mert de onu almış. Orman evine gitmiş her. Sen mi yaptın onu kıza? Cevap versene oğlum, sen mi yaptın? Ya olur mu öyle şey asla? Anlatıyorum, ağzımda laf, anlatıyorum. Uzatmadan anlat o zaman Ali Osman. Birlikte orman evine gitmişler, yemek yemişler, muhabbet filan. Sonra uyuyakalmışlar. Sonrasını bilen yok. Nasıl bilen yok?
Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Yahu ne dalgası? Ben onlar ne biliyorsa onu anlatıyorum. Zeynep bir uyanmış avcı kulübesinde. Mert bakmış, kız yok. Yani dur, kim aldı kim götürdü bilen yok. Ne demek bilen yok Ali Osman? Yahu ne demek bilen yok? Kız senin yanında değil mi? Sen nasıl bilmiyorsun? Hadi kız kayboldu, bize niye haber vermiyorsun sen oğlum? Bir de gelmişsin buraya hiçbir şey olmamış gibi oturuyorsun. Aklımı mı kaçıracaksınız bana? Ya o ne bilsin? Onunla bir ilgisi yok. O da zaten gözünü açmış bakmış yanında Zeynep yok. Erkenden eve gitti sanmış. Sonra çakmış meseleyi. Ya bizim derdimiz kaçıran değil, kızı bulmak. Daha kız da burada işte. Sen nasıl buldun kızı o zaman? Ha? Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Sen nasıl bildin? Bu nasıl laf şimdi Ali? Yakışık aldı mı? Yahu avcı kulübesini sen kimse bilmezken nasıl buldun? Hatırlarsan o akşam bir kamyon adamı ormana bıraktım. Didik didik yaptılar ortalığı, karış karış aradılar. Zeynep'i buldular, yüzümü kara çıkarmadılar. Ama sen bu lafınla vurdun beni şimdi. Ya ben seni suçlamak için mi söylüyorum Ali Osman? Yapma Allah aşkına ya. Kızı almış birileri kaçırmış, hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Sen de bir şey hatırlamıyor musun kuzum? Ha? Kaç kişiydiler, neye benziyorlardı? Ne oldu, bir şey yaptılar mı sana? Söyle, bir şey hatırlamıyor musun? Bilmiyorum. Teyze bilmiyorum. Ben gözümü kulübede açtım. Açtığımda da ellerim ağzım bağlıydı. Dışarıda birkaç tane adam vardı ama görmedim onların da yüzünü. Düşündükçe ben de deliriyorum. Yok o gecem benim komple yok. Çok korktum ben de. Tamam tamam korkma kuzum. Korkma değil mi? Tamam geçti, özür dilerim, ben hatırlattım sana. Ali Osman bulalım. Ali Osman bu kimse bulalım. Ben gideyim gırtlağını sıkayım onun. Tamam. Onu kim yaptıysa bulup getireceğim. Kızı nasıl bulduysam onu da bulup getireceğim. Bana itimadın yok mu? Teyze tamam artık yeter, kızma ne olursun. Tamam kuzum, kızmıyorum ben. Benimki kızmak değil ben. Kızmıyorum, öyle görünce bileklerini benim... Patlamalar, bu sinirler hep uykusuzluktan. Zaten iki gündür uyku diye kabusa yatıyorsunuz. Hadi kalk gidelim, siz de uyuyun. Ali Osman. Bul onları ne olur. Allah aşkına bul. Bulacağım Ali. Adamlar dışarıda. Siz rahat rahat uyuyun. Ortalık sakinleşene kadar. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Yarın ararım seni. İyi geceler. Hadi yürü hadi. Hadi sofrayı yürü. Toplasaydın. Kalsın böyle. Hadi kalsın, sonra bakarız. Hadi sen yat. Sen nerede yatacaksın? Ben koltukta yatarım içeride. Ben kocaman yatakta tek başıma yatacağım. Sen içeride mi yatacaksın? Olmaz öyle. Gel hadi. Beraber yatalım. Emin misin? Evet teyze. Hem yalnız uyumak istemiyorum ben. Thank you.
İyi misin? Sen yanımdasın ya. İyiyim. Acaba diyorum. Annene haber mi versek? Ha? Bak çok merak etti, çok endişelendi, çok korktu o da. Etsin teyze. Biraz da o merak etsin. Ben 18 yıl boyunca öldü sandığım babamı merak ettim. Biraz da o merak etsin. İkisine de çok kızgınım ben. Tamam da yani bazen işte böyle anneler çocuklar üzülmesin diye beyaz yalanlar söylerler. Yalanı siyah beyazı mı olur? Nereden biliyorlardı benim böyle daha mutlu olacağımı? Nasıl karar veriyorlar buna? Hangi hakla? Artık bu beyaz yalan mı? Yani bir insanı hayatı boyunca yalan söylemek beyaz yalan mı oluyor? Mutlulukmuş herce ne sanıyor? Bana şimdi gerçeği söyledi. Ben koşacağım, gideceğim, onun boynuna mı sarılacağım? Öyle olmuyor işte. Yatalım, ben çok yoruldum zaten. Uyuyalım. Teyze. Kokun o kadar tanıdık ki. Kim o? Benim. Alo Osman. Günaydın. Elin kolun dolu yine. Kızı uyandırmadım inşallah. Yok yok. Ben şeyi kapıyı geç duydum. Gel. Gel gel. Ya şuna bak. Ver, elim koptu. Şuna bir ayakkabını çıkartayım. Yahu, ne gerek var bu kadar çok şeye? Ya Ale, seni bilmez miyim? Ola ki dolaba fare düşse kendini yer. Ben de dedim ki kız ilk günden bari anası gibi açlığa bağışıklık kazanmasın. Tövbe estağfurullah. Ay Allah'ım.
Ay şuraya bak. Hadi ver kız, uyanmadan kahvaltı hazırlayalım. Ne güzel adamsın sen. Hani böyle bir şeye ihtiyacım olsun, daha aklımdan geçiyor, sen hallediyorsun. Nasıl oluyor bu iş? İyi ama o da benim sırrım. Yani söylersem işin sihri kaçar. İyi, kahvaltı hazırlıyorum hadi. Sıcak başladı vallahi. Bir haber var mı? Yok. Bekliyoruz öyle. Derdin başından aşkın senin de. Burada senlik bir şey yok, gelmeseydin keşke. Seni merak ettim. Zeynep'ten bir haber var mı? Yok. İki gündür ses daha yok. Delireceğim. Arkadaşlarını bir daha sorsak? Belki birinde kalıyordur da söylemiyorlardır. Bildiğim herkesi aradım. Hepsi görmedim diyor. Ne diyeceğim? Alya nasıl? Annesiyle. Boşanmaktan vazgeçmem için kızımı kullanıyor. O bir işe yaramayacak. Ah, doktor bey. Babamın son durumu nedir? Geceyi iyi geçirdi. Durumu iyiye gidiyor. Bazı tetkikler var. Onları da yaptıktan sonra alacağımız sonuçlara göre taburcu etmeyi planlıyoruz. Geçmiş olsun. Allah'ım, dualarımızı duydu. Geçecek. Her şey çok güzel olacak. Efendim abla. Mert, nasılsın? Zeynep'le misin? Yok, ben dün akşam Umut'ta kaldım. Zeynep ortaya çıktı mı? Evet. Teyzesin yanında. Neredeymiş peki? Neden haber vermemiş? Bilmiyorum abla. Uyandırmak istemedi galiba. Allah Allah. Hem ortadan kaybol hem de nedenini söyleme. Enteresan bir kız. Ablacığım sonra konuşalım mı? Tamam canım. Bir sorun yok değil mi? Yok. Araba kullanıyorum o yüzden. Tamam. Tamam canım. Hadi öpüyorum seni. Hoşça kal. Görüşürüz. İyi diyor. Artık ne kadar iyi olunduysa. Ha, hala hastanedesiniz yani. Hala hastanedeyiz kızım. Sen ne yaptın? Aklım sende kaldı. Yedin mi bir şeyler? Anne çocuk muyum ben ya? Yedim bir şeyler zaten. Dedemin durumu belli olunca haber verirsin bana, tamam? Tamam kızım, tamam. Haber vereceğim. Hadi, hadi görüşürüz. Alo. Alo Salih, neredesin? Zeynep yok. Polisler onu arıyorlar ama bulamıyorlar. Sana çok ihtiyacım var. Ne polisi ya? Kötü bir şey mi oldu? Bilmiyorum ki, Zeynep kayıp iki gündür. Neredesin sen? Evde misin? Evet. İyi iyi tamam. Kapat hemen, ben geliyorum. Salak sen değil, ben gelecektim. Günaydın. Günaydın. Hadi sen kalk, ben yedireyim kızımı. Yaşasın. Yaşasın tabii. Gel bakalım. Hop. Aç bakalım ağzına. Aferin. Babam
gelecek mi kahvaltıya? Yok, o yetişemeyecekmiş. Bugün gelecek değil mi? Tabii canım, gelecek. Fıstık ezmesi de sürelim mi? Atlara gideceğiz mi? Şimdi bak, sen bunu ye. Tamam mı? İstediğin her yere gideriz. Babamı da arayalım. Tamam canım. Aferin sana. Aferin. Doydum ben. Dayımın köpeğiyle oynayabilir miyim? Tamam ama hava soğuk, montunu giy, olur mu? Madonna. Buyurun Özlem Hanım. Alya köpekle oynamak istiyor, yardım eder misin? Ama montunu giysin, olur mu? Tabii ki. Babacığım, çok teşekkür ederim. Zeynep ortaya çıkmış. Adnan kızına neler yaptığını öğrenirse olacakları biliyorsun değil mi? Ben bütün bunları nasıl yaptım? Nasıl bu kadar kötü olabildim? Kendime inanamıyorum. Baba, ben Adnan'ı kaybetmek istemiyorum. Lütfen bana yardım et. Lütfen. Ya Alem. Acı acına kaçıncı çay bu? İki lokma bir şey yeseydim. Zeynep uyansın, öyle yeriz Ali Osman. Acelesi ne? İyi madem. Ne söylemiyorsun? Nasıl geçti geceniz? Bu ne kadar sürecek böyle? Ne kadar kalacak yanımda? Çok korkuyorum kaybetmekten. Hayda. Alev, sen niye böyle düşünüyorsun? Ya Zeynep sana geldi. Ya bundan sonra kalır kalmaz orasını bilmem ama Zeynep sende. Bırak anı yaşa. Olanı kabul et. Olur olmaz yere öyle şeyler düşününce yüreğine dert ediyorsun. Yine kaç tilkinin kuyruğu dolanmadan koşturuyorsun. Kim yaptı bunu Ali Osman? Kim? Kim götürdü bu kızı avcı kulübesine? O adamlar kimdi? Niye? Hı? Adam benim serçe. Herifler bir halt işlemeden tepelerine binmiş. Adamlar sende mi? Ah, keşke hala keşke. Benimkiler kızı kollayayım, koruyayım derken adamlar ellerinden kaçırmışlar. Peki, bu Adnan'ın karısı Özlem denen psikopat yapmış olmasın? Hayda, sen de ne olduysa hep ondan biliyorsun. Niye bilmeyeyim ya? Niye bilmeyeyim? Ya gencecik kızın üstüne iki tane adam salmadı mı bu kadın? Ben ondan her şeyi beklerim. Ya sen kadının gırtlağına bıçak dayadın, yetmedi mi? Yetmedi. Gideceğim, konuşacağım. Hayır efendim, gitmeyeceksin. Hay Allah'ım, sen kuvvet takat ver bana. Yahu gitsen ne olacak? Şahidin mi var? Elinde delilin mi var? Ya polis çağırırlarsa ne olacak? Hiç düşündün mü? Ben kızımdan başka bir şey düşünmüyorum Ali Osman. Bak, şartlı tahliyeyle çıktın. Kızına yeni kavuştun. Yine mi ayrılacaksın? Yok, Allah korusun, ayrılamam kızımdan. O zaman sakin olmayı öğreneceksin. Bu işi de bana bırakacaksın. Tamam. Zaten ne olduysa önce sana gelip söylüyorum. Mis gibi kızarmış ekmek mi kokmuş burası? Ya mis gibi kızarmış ekmek. Sahanda yumurta hazır 5 dakika. Tavşan kanı, çay koy, 2 yudum al, geliyorum. Oh. Günaydın Ali Osman abi. Günaydın Zeynep. Gönüller aydın. Selam. Ne oldu bunlar? Zeynep nasıl kaybolmuş? Bilmiyorum. Aramadık, yer kalmadı. Polisler de hala bulamadı. Geç içeri, konu komşu bir şey demesin şimdi. Ya bir arkadaşında falan olmasın? Ne bileyim oğlum. Mert Dit'in belki bir haberi vardır. Geç, geç otur. Sanmıyorum. Çünkü sabahın bir köründe evinden çıkıp gitti. Polisler ormanda kaybolmuş diyor. Kesin. Tabii tabii.
Hepsi bu okuldan uzaklaştırma yüzünden. Ve evdekiler de duyunca kızın üstüne gitti. Ve kız da dayanamayıp kaçtı değil mi? Bir dakika, bir dakika. Zeynep okuldan uzaklaştırma mı aldı? Ya okul yönetimi videoyu görmüş. Öyle olunca da kıza ceza verdiler. Aa, bu ne? Ormanda seni ararken bulmuştuk. Ben de yanıma aldım. Dövizeciğim çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Al bakalım. Ne oldu baba? Nerede? Sabaha kadar başucumda bekledi. Sonra Zeynep'ten bir haber gelir diye kendi evine gitti. Bir çocuğu bulamadılar. Polis her yeri arıyor. Belki bir arkadaşında kalıyordur dediler. Kötü bir haber olmadı çok şükür. Belki iyi işte. İyi bulunsun hayırlısıyla da. Sen kendi sağlığına bak şimdi. Taksiye de sığamayacağız. Nasıl yapsak bilmiyorum ki. Damla, ben seni bırakırım. Dur kız, ben de Adnan Bey'in arabasıyla geleyim. Hem rahat rahat gideriz he? Ha? Yok, ben taksiyle gideyim. Ailece gidelim. Damla, çok özür dilerim. Seni korumak isterken olanlara bak. O kahvecide karşılaştığımız gün işlerin buraya geleceğini söyleseler inanmazdım. Keşke her şey bambaşka olsaydı. O günden sonra dünya tersi döndü benim için. İki gündür Zeynep'ten haber alamıyorum. Oysa her gün nerede, ne yapıyor, hangi derse girmiş, her şeyi bilirdim. Anlatırdı hepsini. Şimdi görmek bile istemiyor beni. Ben bunları hak etmedim hiç. Damla, lütfen kendini suçlama. Sen çok iyi bir annesin. Ne işe yarar ki bu? Nefes alamıyorum Adnan. Zeynep çıkıp gelse başka hiçbir şey istemiyorum. Tolga, önemli değilse sonra konuşsak. Önemli, önemli. Emniyetten aradılar. Ne? Emniyetten mi? Evet. Zeynep'in telefon sinyaline ulaşmışlar. Konum paylaştılar bizimle. Yolluyorum şimdi. Ama dün de dediğim gibi aramızda kalacak. Tamam, bekliyorum. Ne oldu? Zeynep'in telefonundan sinyal almışlar. Gerçekten mi? Evet. Şimdi Tolga bana konum açacak. Bak geldi. Burası bizim mahalle. Eve de yakın. Demek eve dönmüş. Bir dakika ya. Hayır. Adnan Zeynep ablamın evinde. Çabuk. Hadi gidelim.
Neyse ben kaçayım. Zeynep'ten bir haber gelirse şey yapar. Aa, gitme. Beni yalnız bırakma. Ya çok korkuyorum. Ya Zeynep'in başına bir şey gelirse? Ha teyze sormayı unuttum. Kaç şekerli içiyordun? Sade içiyorum ben. Ben de sade içiyorum. Annem şekerli içiyordu. En sevdiğin yazar kim senin? Dostoyevski. Oh. Ben de kitaplarını okuduğumda lisedeydim. Peki en sevdiğin renk? Kırmızı. Ya ben de kırmızıyı çok severim. Ama dedem pek giymeme izin vermiyor. Neye izin veriyor ki zaten? Boş ver. Kahvede oldu. Eline sağlık. Afiyet olsun seni. Teyze. Söylesene bunca zaman neredeydin, neler yaptın? Evlendin mi mesela? Ya da çocuğun falan var mı? Yani hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne tuhaf değil mi? Öyle. Söyleme, Zeynep'in telefonunun sinyalini buradan almışlar. Burada zaten. Evet, burada. Ormanda bulmadım mı ben bu telefonu? Şarja taktım, açılınca sinyal size geldi demek ki. Abla, yalvarırım doğruyu söyle. Saklamıyorsun değil mi Zeynep benden? Ha? Yemin et. Kızımı benden almadığına yemin eder misin? Kim kimin kızını kimden alıyor ya? Ha? Delirtmeyin beni artık, yeter. Asıl sen beni delirtme. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi zaten. Bak babasını öğrendi, ne hale geldi görüyorsun. Üstüne bir de seni öğrendi. Kapa çeneni! Onu bana değil, zamanında bu gevşek ağızlıya söyleyecektin. Geldiniz, gördünüz, istediğinizi bulamadınız. Şimdi münasip bir şekilde çıkıp girin. Canım acıyor benim ya, anlamıyor musunuz? İki gündür kızımın sesine yüzüne hasretim ben. İyi mi, kötü mü, nerede, ne yapıyor diye düşünmekten uyku uyuyamıyorum. İki gün dayanabildin değil mi? İki gün. Ben 18 senedir ne yaşıyorum, sen anladın mı şimdi? Ha? Ben kızımsız yaşayamam abla. Yaşarsın. Zeynep. Kızım. Ben senin kızın değilim. Öyle olsaydın bana bunca yalanı söylemezdin. Zeynep, bilmediğin şeyler var. Öyleymiş. Sen yalancıymışsın. Abi diye bildiğim adam babammış meğer.
İkiniz de kendinizden başka kimseyi düşünmemişsiniz. Sahide. Anneciğim, yalvarırım yapma böyle. Bana yüz çevirme. Ben senin annenim. Hadi gel, ne olur evimize gidelim. Ben gelmeyeceğim. Zeynep, öldürme beni. Haksızlık ettim sana, tamam. Ama mecburdum yalan söylemeye. Bir de sen anlayacaksın. Anlamak mı? Anlamak mı anne, sen beni hiç anladın mı? Ben yıllarca babam diye ağladım, senin hiç mi için acımadı? Ya sen? Nasıl bir vicdansızsın sen? Bunca yıl sonra çıktın, geldin karşıma, ben senin babanım dedin. Hiç mi utanmadın? Zeynep kızım, deme böyle lütfen. İkinizi de görmek istemiyorum. Ben burada teyzemle kalacağım. Rahat bırakın beni. Zeynep. Kızımı duydunuz. Çıkın gidin bu evden şimdi. Hadi. Hepsi senin yüzünden. Onu benden uzaklaştırmaya çalıştığının farkındayım ama buna izin vermeyeceğim. Elinden geleni ardına koyma o zaman. Oldu mu? Pamla, sakin ol. Zeynep ortaya çıktı. Çok şükür iyi. Artık nerede olduğunu biliyoruz. Kimse bizim kızımızla konuşmamıza engel olamaz. Ama önce Zeynep bir sakinleşsin. Hadi gel, gel artık. Gel, gidelim buradan. Acıyor teyze. Hem annemi çok seviyorum. Hem onu affedemiyorum. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım? Bak bakayım bana. Ne demek o? Ne demek nasıl yaşayacağım? Yaşayacaksın. Geçecek diyemem sana. Ama azalacak. Bir bakacaksın. Zaman geçmiş. Azalmış. Bir daha eskisi gibi olamayacağız değil mi? Annemle ben. Neden yaptı bana bunu? Bak. Bazen hayat yıkılır. Darma duman olur. Ama sen kendine yeni bir hayat kurarsın. Sıfırdan her şey yeniden başlarsın. Ve kimi o hayata ne kadar sokmak istiyorsan o kadar sokarsın. Sen nasıl istiyorsan öyle olur. Senin yaptığın gibi mi? Çok zor değil mi? Sen nasıl yaptın? Hem de bir başına. Boş ver sen beni. Sen yalnız mısın? Değilsin. Ve seni hiç bırakmayacağım. Seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Ben senin yanındayım. Söz veriyorum. Hadi yeter. Hadi yeter. Hadi parça parça. Geldin teyze. İyi ki varsın. Thank you.
Aydan, kızım kapıyı açsana. Sağ olasın kız. Pınar! Ne yapıyorsun lan burada? He? Ne bu halin? Dedeciğim... Salih Zeynep'in okuldan arkadaşı. Zeynep okula gelmeyince ne oldu diye sormaya gelmiş. Ne soracakmış lan? Bir telefon ne güne duruyor burada ha? Baba dur, sakin ol. Babam gerisi geri hastaneye mi gidelim? Yapma gözünü seveyim. Hasan, doktorun dediğini unutma sakın. Lan ne mi evime giriyorsun sen lan benim ha? Hem Zeynep'ten sana ne? Amcacığım, üretecek bir şey yok ya. Zeynep okuldan arkadaşım benim. Merak ettim, sordum. Ben gidiyorum zaten şimdi. Neydi o şimdi? Hı? Senin gözümden bile sakındım be. Bu mu cevabın? Sen de utandıracaksın beni. Yazıklar olsun. Dede, ben bir şey yapmadım. Çocuğu ben tanımıyorum. Zeynep'in okuldan arkadaşı. Hani o mahallede yakalamıştın ya o çocuk. Ben konu komşu bir şey demesin diye aldım içeri. Zeynep yesin bütün atları, bütün azarı da ben işiteyim. Yerim seni. Yazıklar olsun. Ama bunun hesabını soracağım sana. Biraz oturmak ister misin? Daha iyi misin? Bundan sonra nasıl iyi olayım ben Adnan? Kızım benden nefret ediyor. Ona her şeyi söylesek. Tüm olanları anlatsak. Delirdin mi sen? Hepten kaybederim Zeynep'i. Şimdi sinirli. Haklı da. Siniri bir geçsin. Bir şekilde anlatacağım ben ona. Ama asla Alev'in annesi olduğunu bilmemeli. Beni de bilmeseydi işimiz daha kolay olurdu. Keşke. Gerçi karın aramızda bir şey olduğunu sanıyor. Rahat bırakmazdı yani. Ve Zeynep de öyle sanıyordu ama anladı niye görüştüğümüzü. Bir de karını bilse, hiç rahat etse. Konuş onunla Adnan. Bak benim yüzümden seni de cezalandırdı. Kızını aldı elinden. Aramızda bir şey olmadığını, olamayacağını anlat ona. Olamaz diyorsun yani. Öyle mi? Adnan sen evlisin. Zeynep var. Sonra Alev. Alev mi? Alev benim için hiç olmadı. Ne yıllar önce ne şimdi. Her şey başka olsaydı Damla. O zaman da böyle der miydi?
Kızınla ilgilidir belki. Ne var Özlem? Ne istiyorsun? Adnan, rica etsem eve gelebilir misin? Neden? Ne oldu? Yoksa Aliye'ye bir şey mi oldu? Yok, hayır, hayır. Kızımızın keyfi gayet yerinde. Ne, o zaman? Ben düşündüm de Aliye'yi sana göstermemek çok büyük bir haksızlık. Özür dilerim. Yani o yüzden eğer istersen gelip Aliye'yi görebilirsin. Zaten akşamdan beri seni sayıklıyor. Tamam. Tamam, geliyorum. Konuş onlardan. Aileni ihmal etme. Yanlış anlaşılmaları da düzelt lütfen. İyi misin böyle? Sağ ol. Sağ ol Nazmi, iyi. Bir yastık daha koyalım mı? Yok, iyi, yeterli. Sen oğlanla beni biraz yalnız bırak Necmi. Peki. Gel bakalım. Buyur baba. Senin bu kızının edepten, adaptan haberi yok be Sabit. Öğretemedim mi? Yoksa ben mi öğretemedim sana Sabit? Estağfurullah baba. Gördüğün ne o zaman? Pınar dedi ya, Zeynep'in arkadaşları... Ya bırak şimdi kimin ne dediğini. Görmüyor musun oğlum? Her şey gün gibi ortada. Bak evlat, bir at 40 yıl eşinir. Görüyorsun işte. Benim artık takatim kalmadı. Ben hepsine birden koşturamıyorum. Bari sen kızın ipini sıkı tut. Bir de onu düşünmeyin. Ha? Hadi şimdi beni yalnız bırak. Biraz dinleneceğim. Tamam baba. Ortalığı karıştıran Alev, evden basıp giden Zeynep, onlara bir şey denmiyor da benim günahsız kızımın günahı mı alınıyor? Sana da aşk olsun. Aslanlar gibi savunamadın kızımı. Of Aydan, of. Bize gelince of tabii. Ama ben kızımı kimseye estirmem. Bu da böyle bilinir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Alev abla. Geç otur. Gelmiş. Bir şey içer misin? Teşekkürler. Dersin mi boştu? Seni görmeden okula gitmek istemedim. Ceza almamış olsam ben de geleyim sen de derdim ama. Ben bu işi anlamıyorum. Böyle şey olmaz. Ya hem mağdur olan sensin hem ceza alan sensin. Olabilir mi böyle bir şey ya? Saçmalık. O fotoğraflar her yerde yayıldı teyze. Okulda adı kötüye çıkmasın diye beni attı. Yahu dur, aa. Ya böyle saçma şey olur mu? Gidip o sapıkları yakalayacaklarına niye seni cezalandırıyorlar? Ben anlamıyorum ki. Hayır yani... Oğlum yok mu bu okulda bir kamera kaydı, bir şey, bir gören, eden, şahit? Kimse yok mudur ya ifade verecek? Hayır, o olacak, ben gideceğim buna sebep olanı. Bulacağım sana ceza vereni, önüne atacağım. Kendim göreceğim işimi. Okul kararını verdi teyze, atıldım bile çoktan. Alev ablaklı Zeynep. Savunmanı verdiğin gün okuldan uzaklaştırılacağını hiç düşünmemiştim. Bir de üstüne evden ayrıldım falan derken. Siz hiç yorulmayın. Ben bu işi halledeceğim. Arayacağım seni. Görüşürüz.
Ben şöyle. Kendine çok güveniyor babasından mı acaba, ha? Bilemedim ben de. Babası mı attı bunu seni okulda? Hayır canım. Tabii ki de hayır. Kurul attı. Hı. Hayırlısı. Nerede kaldınız kız? Hastanede peşimizden çıktınız. Ne o? Uzun yoldan mı geldiniz? Kesin kötü bir şey olmuş. Beti benzi atmış. Anne, benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Ayağımın altından dünyamı çekip aldılar sanki. Her şey üstüme yıkılıyor gibi. Canım. Canım kızım benim. Biraz sabredeceksin. Zeynep'in duyduğu şey kolay kaldırılabilecek bir şey değildi. Biraz zaman ver. Nasılsa evine gelecektir. Zeynep gelmeyecek anne. Ne? Zeynep Alev'e gitmiş. Onda kalacakmış. Seni görmek istemiyorum dedi bana. Anam çıktı mı ortaya kız? Peki nasılmış? İyi miymiş yavrum benim? Gittim gördüm. Ama konuşmadı benimle. Sarılmadı bile bana. Anne, gözlerimin içine öyle bir baktı ki o an ölsem daha iyiydi. Ay, ben anlamadım ya. Hep mi Alev'deymiş? Bize mi oynamışlar? Bak var ya, bu Alev'in vicdanı kurmuş be. Bir de gelip bize burada, ay kızım nerede diye ağlıyordu. Aydan bir sus, Allah aşkına bir sus. Ne susacağım anne ya, ne susacağım? Bu Zeynep de aynı anasının kızı. Gözü kara bunun da. Kan çekiyor, kan. Ne kadar uzaklaştırsan uzaklaştır, armut dibine düşüyor. Haksız mıyım anne? Tamam kızım. Bırak kalsın orada. Yabancı yer değil ki. Sen onun annesisin. Senin emeğinle büyüdü o. Zeynep aslında inkar edecek bir kız değil. Biraz düşünür, taşınır. Sonunda yuvasına gelir. Gelir değil mi anne? Peşini bırak. Allah'a havale et. İşine gücüne bak sen. Bak patronunu da aradı. Senin kendi mesuliyetlerin var. Şimdi kalk git işine. Hem hava alırsın hem de hava değişir. Olur mu yavrum? Tam da havasını almış zaten anne. Sen karışma. İnsanların başına neler geliyor. Ama hayat devam ediyor. Çok şükür. Bir kaybımız yok. Yas tutacak bir durumumuz yok. Tamam mı yavrum? Hoş geldin. Kızım nerede? Madonna. Buyurun Özlem Hanım. Aliye getirebilir misin? Tabii ki. Aman! Prensesim benim. Aman. Oh. Oh. Benim güzel prensesim. Gece seni görmeye geldim ama uyuyordun. Annemle uyudum ki ben. Ya öyle mi? Ne güzel. Sonra bir de birlikte omlet yaptık. Aman neler yapmış benim güzel kızım. Neler yapmış. Aferin sana. Şimdi de sana kurabiye yapıyoruz. Kurabiye mi? Hem de tarçınlı. Kızım bana kurabiye mi yapıyormuş? Evet.
Hemen gidip bakmam lazım, yoksa yanar. Tamam, tamam, sen git. Hemen bak kurabiyelerine. Yanmasın, çok üzülürüz yoksa. Sakın bir yere gitme. Burada beraber kalalım, olur mu? Canımın içi. Bak. Ben sadece seni görmeye geldim. Sen şimdi biraz annenle vakit geçir. Benim ufak işlerim var. Onları hallettikten sonra yanına geleceğim ve hep beraber kurabiyelerini yiyeceğiz. Tamam mı canım benim? Hadi sen şimdi git. Hadi gel abi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neden kızımın düzenini bozuyorsun? Adnan, ben çok büyük hatalar yaptım. Hem seni hem Aliye'yi çok üzdüm, biliyorum. Ama inan bana, isteyerek yapmadım. Bazen duygularım çok karışıyor. Sanki aklımın ipleri elimden uçup gidiyor. Galiba ben hastayım. Ben galiba çok hastayım. Adnan, lütfen bana yardım et. Ne bu şimdi? Yeni taktiğim mi? Adnan, ben gerçekten iyi değilim. Ya çok sıkıldım senin bu oyunlarından. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama o protokolü imzalayacaksın ve boşanma gerçekleşecek. Aliye'yi şimdilik burada bırakıyorum. O da kızım üzülmesin diye. Çok alışmazsan iyi olur. Abicim kolay gelsin. Sağ olun Mert Bey. Bana ayın 4'ünün kamera kayıtları lazım. Onları senden alabilir miyim? Öyle bir yetkim yok Mert Bey. Lazım diyorum abicim. Lazım. Uzatma. İdarenin izni olmadan verdiğimi anlarlarsa anda kapının önüne koyarlar beni. Yalvarırım Mert Bey, çoluğum çocuğum var. Hepsi benim elime bakıyor. İstemeyin bunu benden. Bak, bugüne kadar senden öğrenci olarak hiçbir şey istedim mi? İstemedim değil mi? Bugün bunu senden Mert Baylan olarak istiyorum. İstediğimi yapmasan zaten kovulacaksın. Peki. Kusura bakma, ben mecbur kalmasaydım seni böyle zorlamazdım. O günün görüntüleri yok Mert Bey. Nasıl yok? Bak, eğer bana bir numara yapıyorsan... Olur mu öyle şey Mert Bey? Zaten ben o gün burada değildim, izinliydim. Ama o gün Mümtaz çalışıyordum orada. Şahiler tavşan kanı. Hah, kendisi de geldi. Damla, sen neden geldin? Benim işleri toparlamam lazım. Özgür Bey, müsaitseniz birazdan yanınıza gelebilir miyim? Tabii, bekliyorum. Damla, senin işler çok mu birikti? Birkaç gün izin almam lazım. Ailevi meseleler. Anlıyorum. Hayırdır Özlem? Abimi falan arıyorsan burada değil. Hayır. Seninle konuşmaya geldim. Ayakta kaldım. Seni dinliyorum. Ben ne yapacağımı, kiminle konuşacağımı şaşırdım Özgür. Adnan'dan boşanmak istemiyorum. Ama benimle konuşmuyor. Lütfen bana yardım et. Bunlar aranızdaki meseleler. Sizin özeliniz. Benim karışmam doğru olmaz ki, zaten karışmak da istemiyorum.
Vay be. Bir tane kadın geliyor. Hayatımı alt üst ediyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Ama zaten buradaydı Özlem. Asıl sen gelip kızı suçlamasaydın, olaylar bu noktaya gelmez, kimse de üzülmezdi. Vay be. Ne değerli Damla'ymış gerçekten. Hala anlamıyor musun Özlem? Mesele Damla değil. Mesele abimle Damla arasında bir şey olduğuna kendini inandırıp sağa sola bilinçsizce saldırman. Peki. Madem aralarında gerçekten bir şey yok, o zaman ben gidip bizzat özür dileyeceğim. Tamam mı? Ama lütfen sen de Adnan'la konuş. En azından Alya için bunu yap. Haber bekliyorum senden. Gerçekten de yuvasını kurtarmaya çalışan bir kadından daha tehlikelisi yokmuş. Kocamla yaşadıklarınız yüzünden yaptıklarıma inanamıyorum. Gururumu 5 paralık ettim. Senin gibi bir kadın yüzünden. Yazık. Gerçekten çok yazık. Hadi kardeşim, hadi. Neredeyse şu görüntüler çıkar, benim sabrımı daha fazla zorlama. Mert Bey, başım gerçekten belaya girer. Oğlum, oğlum sen beni anlamıyor musun lan? He? Sen beni anlamıyor musun? Gidip polise anlatırsam asıl o zaman başım belaya girer. Anladın mı? Hadi boş şunları. Hadi. Bunları bir CD'ye yazdır, ver bana. Çabuk. Ailevi sorunlarım var diye gelmeye şimdi sebebi buymuş demek ki. El alemin kocasını ayartıyormuş. Ya vallahi inanmıyorum. İnsanda biraz utanma olur. O kadar bekar erkek varken gidip evli barklı adamla. Yuva yakını yuvası olmaz derler. Hem bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu ilk geldiği günden beri hiç sevmemiştim zaten. Özgür Bey. Damla. Damla ne oldu? Neden ağlıyorsun? Geç otur şöyle, geç. Özgür Bey, ben... Özlem Hanım'ın beni suçlamalarından bıktım artık. Çok zoruma gidiyor. Ne suçlaması? Senin yanına özür dilemeye gelmedim. Ya ben özür filan istemiyorum zaten. Ama içindeki kini, nefreti kusmasın yeter. Sessiz kalıyorsam kızım için. Ama burama kadar geldi, herkes arkamdan konuşuyor. Sessiz kalma sen de. Söyle gerçeği, kurtul. Gerçeğimi söyleyeyim. Özlem yılan gibi. Yani kusura bakmayın yengeniz ama öyle yani. Ben eğer ona gerçeği söylersem, ona gider Zeynep'e söyler. Ne sakıncası var? Zeynep de öğrensin. Anlamıyorsunuz. Kızımın bir hayatı var. Ben böyle saçma sapan ithamlar yüzünden onun hayatını mahvedemem. Ama kimsenin de bana bunları yaşatmaya hakkı yok. Özgür Bey, ne olur istifamı kabul edin. Damla saçmalama. Başka çarem kalmadı. Ben bir daha o kadının yüzünü görmek istemiyorum. İnsanların yüzüne de bakamıyorum. Bak duygusal davranıyorsun, mantıklı düşünemiyorsun. Sana izin verdiğim halde bak hala buradasın. Şimdi eve gidiyorsun, dinleniyorsun. Toparlanınca iş başı yaparsın. Ben bu konuyu halledeceğim, söz. Eğer bir dahaki konuşmamızda hala istifa etmek istiyorsan, söz kabul edeceğim.
Efendim? Ata. Müsaitsen bir konuşalım istiyorum. Eğer konu Özlem'le durumumuzsa, dün geceden sonra konuşacak bir şey yok Nevzat Bey. Boşanmakta kararlısın biliyorum ama önce bir konuşalım. Anlatacaklarımı dinle. Fevri karar verme. Fevri karar vermiyorum Nevzat Bey. Ama Özlem bana başka çıkar yol bırakmadı. Müsaitsen yine de bir yanına uğramak istiyorum. Tabii tabii. Buyurun. Bir kahvemi içersiniz. Merak etme artık. Kocanla konuşacağım. Sen eve git. Kızının yanına. Teşekkür ederim babacığım. Görüşürüz. Zeynep'in savunmasıyla görüntüler birebir uyuşuyor. Olayın saldırı olduğunu söylediğinde ona inanmadınız. Üstüne bir de ceza verdiniz. Bir insanın hayatını bu kadar kolay karartamazsınız. Bu görüntülere ben ulaşabiliyorsam eğer siz de ulaşabilirdiniz. Nasıl düşünemezsiniz bunu ya? Nasıl bu kadar kör olabilirsiniz? Bu yaptığınız suç. Böyle bir konuyu benim öğrencimle tartışacağım mı düşünüyorsun? Aynen öyle. Şinasi efendi. Ha yok. Kale almam diyorsan bir de Mert Baylan olarak konuşayım istiyorsan sen de. Terbiyesizlik etme. İstediğimi yaparım. Terbiyesizlikse terbiyesizlik. Zeynep'in hiçbir suçu yok. Onu cezalandırman yerine koruman gerekiyordu. Ya bu yanlışı düzeltirsin ya da bunun hesabını ailesine verirsin. Bana bak delikanlı. Boyunu aşan işlere kalkışıyorsun. Ben bu kararı tek başıma vermedim. Kurul toplandı. Üstelik Nevzat Bey de buna bizzat başkanlık etti. Öyle mi? Oo, Mert Bey. Kaç gündür yoksun ortalıkta? Sohbet etmek için aramadım baba. Zeynep Fırıncıoğlu'nun okuldan uzaklaştırma kararını sen vermişsin. Öyle mi? Bu konu seni neden alakadar ediyor? Ya nasıl yaparsın bunu baba? Zeynep'in hiçbir suçu yok. Nasıl uzaklaştırırsın onu okuldan? Mert, hadsizlik yapma. Konu kurulda görüşüldü, karar verildi. Bitti. Asıl şimdi başlıyor. Elimdeki kamera kayıtlarını savcılığa vereceğim. Ve okula dava açacağım. Mert, kendine gel. Ya gerekeni yaparsın baba, ya da sonuçlarına katlanırsın. Sen dur Mert. Bu konu böyle bitmez. Şinasi Bey, Mert'le konuşmuşsunuz sanırım. Evet Nevzat Bey, maalesef o güne ait görüntülere ulaşmış. Kızın ailesine vermekle tehdit etti. Kızın cezasını kaldırın. Mert'e görüntüleri vereni de işten çıkartın. Pekala. Dersen ben üst sınıflardan not alıp veririm. Mert. Gelir misin? Buyurun. Zeynep'in cezası kalktı. Bilgin olsun. Tam da olması gerektiği gibi. Aysun bana Zeynep'in kaçırdığı derslerin notları lazım. Okula geri dönüyor. Aa. Zeynep mi? Ne olmuş Zeynep'e? İşine bak Salih. Notları bekliyorum. Tamam. Ne oldu Zeynep'e? Zeynep okula geri dönüyormuş, cezası kalkmış. Onun için notları istedi. Hadi görüşürüz. Demek Zeynep ortaya çıkmış. Can güzeli. Ne yapıyorsun? Bloğuna yazı mı yazıyorsun? Gel çay koydum gel. Denedim. Ha? Ama olmadı. Her kelime o kadar öfkeli çıkıyor ki. Yazarken bile canım acıyor. Kıyamam ben sana. Haklısın. Ama sakin. Ne diyorsun peki? Hiç mi konuşmayacaksın annenle?
Bilmiyorum teyze. Tek bildiğim şu an ikisine de çok öfkeliyim. Ya ben 18 yıl boyunca babam için ağladım. Ben gerçekten anlamıyorum. Annem ne yaşadı? Babam ona ne yaptı da ben bu yalanlar içinde büyüdüm? Hayır. Belli ki ölüm kalım meselesi de değilmiş yani. Yıllar sonra babam çıkıp gelip sevgili olduklarına göre. Sevgili mi olmuşlar? Yani ben başta arkadaşlar sandım. Ama birbirlerine bakışlarını gördükten sonra... Neyse işte aralarında bir şey vardı. Ben bir de salak gibi annemle konuştum. Hayırdır inşallah. Hoş geldin anne. Geç buyur. Hiç de hoş bulmadım Ali. Nedir bu yaptığın? Siz kardeş misiniz, hasım mısınız? Zeynep buraya ben getirmedim anne. Kendi gelmek istedi. İnan bana. O daha çocuk. Sen aklı selimini kullanacaktın. Elinden tutup yuvasını annesine getirecektin onu. Bu nasıl vefa? Hiç mi vicdanın yok senin? Ben anası değilim değil mi çünkü anne? Onun annesi benim. Ben. Bak kızım. Senin yokluğunda tam 18 yıl. Yedim ama doymadım. Uyudum ama dinlenemedim. Nefes aldım ama yetmedi. Sana kavuştuğum zaman yeniden soluk almaya başladım ben. Ama acım bitti mi? Başka türlü sürüyor. Senin yokluğun benim içimde bir yaraydı. Varlığın bir dert oldu. Teyze, kim gelmiş? Canım, yavrum bir tane. Çok özledim seni. Yavrum madem geldin, neden anneni aramadın? Neden beni dedeni uzak tuttun sen? Anneanne. Hadi eşyalarını topla, gidiyoruz. Ben burada kalacağım anneanne. Lütfen ısrar etme. Nedenmiş o? Bilmiyorsun sanki. Ana ile kız arasında küslük olmaz. O yüzden mi teyzemin olduğunu yıllar sonra öğrendim? Bak yavrum. Aklın ermeyeceği işler bunlar. Tamam. Anneanneciğim. Ben de aklımın erdiği şey yüzünden eve gelmiyorum zaten. Annem bana yıllarca yalan söylediği için. Hepimiz perişan olduk. Ev yangın yerine döndü. Dedenin kalbi dayanamadı senin yokluğuna. Hastanelik oldu. Bir gelip yüzünü göstermeyecek Nevzat Bey. Fazla kalmayacağım benden. İsabet olur. Benim de çok vaktim yok.
Dün akşam. Evet, dün akşam. Siz ne akla gece buraya gelip kızımı alıp götürürsünüz? Özlem'in onun için ne büyük tehlike olduğunu farkında değil misiniz? Ruh hastası kızınızın Aliye'ye zarar vereceğinden korkmuyor musunuz? Adnan, rica ediyorum. Bugün lütfedip bana kızımı gösterdi. Üzgünmüş gibi konuşmalar. Benim önümde kızıyla yalandan ilgilenmeler. Sanırsınız her şey yolunda. Ben anlamıyorum onu rol yaptığını. Adnan, Özlem düzelmek için elinden geleni yapıyor. Herkesi kandırabilirsiniz. Beni asla. Kandırdığı falan yok. Özlem hasta. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama yanında olursan atlatacaktır. Çünkü düzelmeyi istiyor, hem de çok istiyor. Böyle bir ihtimal yok. Durum düşündüğün gibi değil Adnan. Özlem'in annesi gibi olmasından endişeleniyorum. Sonunun annesine benzemesinden korkuyorum. Ne diyorsunuz siz? Ne annesi, ne sonu? Özlem'in annesi. Suzan. Hasta bir kadındı. Ama ben anlamadım. Kızımı, kendimi, huzurumuzu korumak için boşanmak istedim. Özlem'in gözünün önünde canına kıydı. Ben onun böyle öldüğünü bilmiyordum. Bir anne bunu nasıl yapar? Sağlıklı olsaydı yapmazdı. Ama ona inanmadım. Oynuyor sandım. Söylediklerini dinlemedim. Sadece boşanmak istedim. Kızımı ve kendimi ondan kurtarmak istedim. Oysa büyük bir hata yapmışım. Belki tedavi olsaydı Özlem şu anda bu halde olmazdı. Şimdi anlıyor musun neden korktuğumu? Aynı şeyleri Aliye yaşarsa vicdanını susturamaz. Ben yıllardır ne yaptıysam susturamadım. Özlemi ve kararını bir de bu gözle değerlendirmeni rica ediyorum. Merhaba Özgür. Merhaba. Ben de çıkıyordum. Hoşçakalın. Abi kötü bir şey mi oldu? Yok yok, yok bir şey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur. Ne içersin? Çok kalmayacağım. Ne acelen var ya? Otur biraz. Sen biraz kafa dağıtırdık. Başka zaman abi. Buraya senin projenle ilgili konuşmak için geldim. Hı, hayırdır? Onu devam ettiremeyeceğiz. Niye? Sorun ne? Özlem. Özlem mi? Ne alaka? Geçen gün ofiste olanları biliyorsun. Millet saçma sapan konuşunca damla da geriliyor. Bugün gelip istifa etmek istediğini söyledi. Sizin ailevi meseleleriniz yüzünden en iyi elemanımı kaybetmekle karşı karşıyayım. Ya, yani bunun için işi bırakmaya gerek yok. Ben Özlem'le konuşurum. Bu kalıcı bir çözüm olmayacak ya. Senin ortak işi yaptığımız sürece Özlem rahat durmayacak, belli. Çalışanlarımın huzuru kazanacağım paradan çok daha önemli. Hay Allah'ım ya. Kusura bakma ama beni anlayacağını biliyorum. Bu işi üstlenebilecek bir arkadaşım var. Kendisiyle görüştüm. Üzerinde okeyleştiğimiz taslakları da ona yolladım. Sen de müsait olunca görüşürsün. Tamam. Sen ne diyorsan öyle olsun. Ya bir ara bizim mekana gidelim. Uzun uzun sohbet ederiz.
Avuçla tuz koydum, bana mısın demiyor. Gerçi bizim ağzımızın tadı yok, belki ondandır. Sahiden gelmeyecek mi kız Zeynep? Kusura bakma ama nankörmüş. Aynı anası gibi. Sen çiçek gibi baktın, büyüttün. Kadın gelip saksısından kökler gibi alıp gitti. Ona sus, buna dur derken kız çekti gitti. Kimsenin çekip gittiği yok yenge. İki sokak ötede Zeynep. Olsun. Kapıdan çıktı mı çıktı. Aydan, Damla. Bir bakın hele. Annem de geldi. Her gün dua ettim Allah'ım koru kolla diye. Hoş geldin güzelim Emine. Hoş geldin. Dedemi görmeye geldim yenge. Hasta ziyareti gibi yani. Gene gideceksin. Evet. Dedem yukarıda mı anne? Yukarıda yavrum. Neredeydin be kızım? Ha? Yoksa benim canıma kastım mı var? Dedeciğim olur mu öyle şey? Ben çok özür dilerim. İnan böyle olsun istemedim ama. Neredeydin peki? Bir arkadaşımla kaldım dedeciğim. Biraz kafa dinlemek istedim. Bak. Bundan böyle benim gözümün önünde kafa dinleyeceksin. Tamam. Bir daha hiçbir yere gitmek yok. Bana göre. Dedeciğim, ben annemle küsüm. O yüzden birazcık teyzemde kalacağım. Olmaz öyle şey. Senin evin burası Zeynep. Teyzen de ne yapacak? Dedeciğim yapma ne olur. Bak, burada kalırsam annemle her şey daha kötüye gidecek. Hem sen bunları şimdi düşünme. Ben seni her gün görmeye geleceğim, söz. Yani sözümü çiğneyeceksin bana. Dede, bu öyle bir şey değil. Aklım, kalbim çok karışık. Ne olur bana biraz zaman ver. Zeynep. Gitme. Ne olur gitme be yavrum.
kaç gündür ya herkes seni arıyor, açmıyorsun. Biraz yalnız kalmak istedim Pınar. Of, gerçekten halamlara mı gidiyorsun ya? Harika. Dedem yok, kural yok. Alo. Kaçak. Çıkmışsın ortaya. Kimsiniz? Salih ben. Seni merak ettim. Sen nereden biliyorsun? Pınar söyledi. Ben de kaybolduğunu öğrenince endişelendim. Şimdi müsait değilim. Sonra konuşalım mı? Sen ne diye Salih'e benden bahsediyorsun? Bir dakika, bir dakika. Salih miydi arayan? Pınar. Yapma bir daha. Pınar, bize biraz müsaade eder misin? Bir gün bu adadan böyle gideceğini aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu adada söylediklerinin yalan olduğu da benim hiç aklıma gelmedi. Geceler boyu babamı senin anlattıklarınla hayal ettiğim yer burası. Zeynep, ne olur yapma böyle. Biliyor musun? Rüyamda onu gördüğümde uyanmak istemezdim. Bayram sabahları senin de boynun bükük sanırdım. Nasıl da yanılmışım. Bir dinle sen. Belki hak verirsin. Anne. Konuşmayalım. Kırmak da kırılmak da istemiyorum ben. Anneciğim. Ah canım. Kınalı kuzum benim canım. Görüşürüz. Hadi. İstediğini elde ettiğini sanıyorsun. Kızım benden kopardığını düşünüyorsun ama yanılıyorsun. Bu iş burada bitmeyecek. Bitmeyecek, doğru. Öğrendiklerimden sonra yeni başladı diyebiliriz. Ben sana yaptıkların hesabını sormadım da. Ne söyledi ki şimdi bu? Anne, ben Zeynep'siz ne yapacağım? Ah yavrum, gençlik işte. Öfkesi deli, yüzeleme. Yanlış yaptığını anlayacak. Yine yuvasına, ailesine dönecektir, hiç merak etme. Kuyruk gibi peşimizde. Ali Osman abi seni çok önemsiyor. Dolayısıyla da beni. Sahi siz ne zaman tanıştınız teyze? Buyur. Vallahi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ya ne demek? Güzel günlerde kullan. Ali Osman abiyle diyorum. Kaç yıl oldu tanışalı?
8-9 yıl olmuştur. Nerede tanıştınız peki? Yani valla geçmiş gün, ben hatırlamıyorum. Ali Osman abiye sorsak bence kesin hatırlar ama. Sen bunca yıl neredeydin, neler yaptın? Anlatsana bana birazcık. Benim hikayem öyle, hep hasret. Yani sevdiklerimden, ailemden, evimden uzak, özlem dolu bir hikaye. Antalya'daydım. İşte o zamanlar böyle bazen geceleri oturup Akdeniz'e bakardım. Böyle karşıda ışıklar da yok. Böyle koskocaman bir boşluk. Boğulur gibi olur insan. Neyse. Özlerdim işte öyle iki yakası, gecesi gündüzü birbirinden güzel İstanbul'u, Boğaz'ı. Öyle işte. Ay pardon teyzeciğim. Mert. Zeynep, ben eve geldim. Siz yoksunuz. Hemen konuşmamız lazım. Biz teyzemle sahile hava almaya çıkmıştık da geliyoruz şimdi, bekle sen. Tamam, bekliyorum. Teyzeciğim Mert gelmiş, kapıda bekliyormuş. Hadi bakalım. Yalnız hikayenin devamını dinleyeceğim, unuturum sanma sakın. Sağ ol Ali abla. Sen nasılsın? İyi, iyi. Çok şükür. Sağ ol. Bunlar senin için. Kaçırdığın derslerin notları. Ne yapayım ben bunu Mert? Bence bir an önce göz at. Çünkü birazdan derse gireceksin. Şaka mı yapıyorsun? Okul yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra senin ifadenin doğru olduğuna karar verdi. Yani cezan kalktı. Teşekkür ederim. Akıllarına nereden geldi acaba onları incelemek? Bunun için biraz hafızalarını zorlamış olabilirim. Mert, çok teşekkür ederim. Oh, çok şükür, çok şükür. Hayatımı kurtardın resmen. Aferin sana be. Aferin sana. Ne yapacağım ben böyle bu iyiliğini karşılığını? Ay, çok mutlu ettin beni Mert, sağ ol. Ne demek? Birazdan sohbet edersek Zeynep devamsızlıktan kalacak. O yüzden bence biz gidelim artık. Hadi hadi, doğru. Hadi yallah okula. Hadi. Ay. Bana bak, Zeynep sana emanet. Anlaştık. Oh kızım. Ya inanmıyorum, resmen her şey bir anda yoluna girdi. Kesin sen bana şans getirdin. Bundan sonra sana Uğur böceğim diyeceğim. Oh, kızım benim, çiçeğim. Hadi dikkat et kendine, tamam mı? Tamam, merak etme, zaten yalnız değiliz. Hadi, 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 bu bende. Tamam, bu bende. Hadi. Zeynep, inanmıyorum ya. Oh be, okulun neşesi yerine geldi. Mert sayesinde. Evet, öyleymiş. Mert, sana da bir kostüm yaptırırız artık. Ne kostümü? Ne kostüm olacak ya, süper kahraman kostümü. Adı da şey olsun. Mertmen. Sevdim ben bunu, Mertmen. Hadi biz kaçalım artık, ders başlayacak. Tamam. Mert, 100 kere 1000 kere teşekkür ederim sana. Yol boyunca teşekkür ettin zaten, yeter. Ne yapayım? Yetmiyor. Sen hep böyle gülümse. Bana yeter. hadi Zeynep, sabaha kadar sizi bekleyeceğim. Geç kalıyoruz. Hadi. Tamam. Görüşürüz.
Zeynep! Zeynep! Zeynep, 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 Zeynep. Ne oldu? Söyle, bana söyle. Sen hayırdır ya böyle? İkidir böyle karşıma dikilip duruyorsun. Ha? Hayır, bekçi falansında bizim haberimiz mi yok? Sevgilisiyim. Ha, öyleli. Hiç duymadık da. Hayır. Sen ne söyledin de kandırdın kızı ya? Sen belanı mı arıyorsun lan? Ha? Ha, sen kendini beladan sayıyorsun yani ha? Bak, ateş olsan... Sen de kül olursun. Kaybol. Sen yine de pek alıştırma kendini bu sevgili kolayına ha? Zeynep akıllı kız. Anlar yakında senin ne mal olduğunu. Zeynep. Nasıl geçti ders? İşte. Derste Kafka'nın bir kitabını okuduk. Bil bakalım hangisiydi? Babama mektup. Kafka ömrü boyunca ne yaparsa yapsın babasının gözüne girememiş. Hep bir tarafı eksik kalmış. O da bunu haykırmış resmen. Derste öğretmen mektupları okurken düşündüm de... Kimisinin babası var ama kimisinin babası yok. Ömrü özlemekle geçiyor. Ya ben yıllar sonra babamın çıkıp gelmesine sevinmeli miyim yoksa üzülmeli miyim bilemiyorum. Hem bunca yıl yokluğunu hazmedemiyorum. Hem bir anda çıkıp gelmesini. Ya öyle bir halde kaldım ki. Hem koşup sarılamayacağım kadar yabancı. Hem de... Unutup boş veremeyeceğim kadar yakın. O kadar haklısın ki. Haklıyım ama mutsuzum. Anne neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Ama siz aranızı halledersiniz. Şimdi olmasa da illaki halledeceksiniz bunu biliyorsun. Ama tabii bir adam, bir baba kızından nasıl vazgeçer? Nasıl bir daha onu arayıp sormaz? İşte bunun cevabını öğrenmem gerekiyor. Çık karşısına, sor. Başka türlü bu acıdan kurtulamazsın. Böyle mi diyorsun? Bence öyle. Tamam. Soracağım. Bakalım ne diyecek? Tamam. Hadi gel gidelim. Ya Mert. Yalnız gitmem daha doğru olacak. Tamam ben gelirim. Aşağıda beklerim. Ayrıca teyzenin sözüm var. Sen bana emanetsin biliyorsun. Asıl emanetçiler orada. Merak etme beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Ben yalnız gideyim. İşte, tamam. Ama konuştuktan sonra arayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık Mert ben. Taksi. Teyze bir işim var. Halledip geleceğim merak etme.
Geç. Nerede kaldı bu kız Ali Osman? Ya ne kadar hala yok? Ne işi bu? Çocuklarla konuştum. Okuldan çıkmış, taksiye binmiş, babasına gitmiş şimdi orada. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne babası? Ya nasıl gider oraya? Delirdin mi Ali Osman? Ya Alev gitsin. Ne demek gitsin ya? Gitsin. İçini döksün, öfkesini kussun. Belki o kertenkele de anlar ne halt işlediğini de kızın peşini bırakır. Ya Ali Osman sen beni delirtecek misin? Ya söylerse gerçek annesi olduğumu? Yemez. Ne demek yemez? Babası olduğunu söylediğinde kız darma duman oldu. Annesini söyleyemez, kızın büyük bir yıkıma uğrayacağını bilir. Hepsi Damla'nın yüzünden. Hepsi Damla'nın yüzünden. Soktu kızın burnunun dibine kadar o adamı. Ali Osman ben böyle duramam. Yürü gidelim, Allah aşkına gidelim. Delireceğim ben, gidelim. Fe subhanallah. Gücümün yetmediği bir kadına vuruldum, iyi mi? Geldin kızım. Hoş bulduk. Adnan'dan aldım haberini. Sanırım bir müddet yalnız olmak istemişsin. Öyle oldu. Ben biraz yalnız kalıp düşünmek istedim. Peki bu ziyaretini niye borçluyuz Zeynepciğim? Ben baba... Adnan abiyle konuşmak için geldim. Kendisi burada mı acaba? Yok, daha yoldaymış. Biraz önce konuştum. Ne zaman gelir peki? Ne desem boş. İstanbul trafiği. Sen kim oluyorsun da benim işlerime burnunu sokuyorsun? Ha? Okuldaki itibarımızı ediliyorsun. Kimsin sen? Asıl senin Zeynep'le derdin ne? Üstelik bir de kızın hiçbir suçu yokken ona ceza verdiniz. Sana mı düştü onu savunmak? Ha? Demek ki öyle uygun görmüşüm. Okulumun adını kötüye çıkaran birini barındırmak istemiyormuşum demek ki. Kız zaten mağdur. Okulunu çok korumak istiyorsan bunu yapanları bul. Ya sen üstüne vazife olmayan işlere ne bunu sokuyorsun be? Kim bu Zeynep ya? Ha? Kim ki o sen onun için benim sözümü hiçe sayıyorsun? Bana bak. Bundan sonra o kızla görüşmeyeceksin. Anladın mı? Alakanı keseceksin. Sen ne zamandan beri benim arkadaşlarımı seçiyorsun baba? Saçma sapan insanlar yüzünden aileni unuttuğundan beri. Ablan enişten yüzünden perişan. Tartışmışlar, evden yollamış. Ağlamaktan soldu güzelim kız. Üstelik de boşanma davası açmış. Yetmiyormuş gibi Alya'yı da alıkoydular. Gittik de güç bela kurtardık, aldık geldik torunumu. Ne zaman oldu bütün bunlar? Sen ne idüğü belirsiz bir kızın peşinden koşarken Mert Bey. Mert. İyi misin? Ya sen bütün bunları yaşıyorsun. Bana neden anlatmıyorsun? O kadar güzel görünüyordunuz ki bozmak istemedim. Kendi meselelerimle üstünüze kabus gibi çökmek istemedim. Canım benim. Canım, canım. Bak beni en iyi sen anlarsın. Hani Zeynep ortadan kaybolduğunda aklını kaçıracak gibi oldun ya. İşte Adnan benim hayatımdan temelli gitmek istiyor. Ben ne yapacağım? Üstelik Aliye'yi de götürmek istiyor. İçim yanıyor. Kemiklerimi kırıp içimdeki acıyı dışarı atmak istiyorum. Dayanamıyorum. Geçecek ablacığım.
her şey düzelecek. Eğer Adnan benden boşanırsa hiçbir şey geçmeyecek. Aldığım her nefes fazla bana. Boşanmak falan yok. O işler öyle kolay değil. Ben halledeceğim, tamam? Sen takma kafana. Söz veriyorum. Ne var, ne geldi yine? Zeynep Adnan'ın yanına gitmiş. Ha, yani. Babası değil mi? Ne kadar engelli olabilirsin ki? Bak bana. Ben Zeynep'in seninle yan yana gelmesine engel olabilirim. Adnan ya Zeynep'e her şeyi anlatırsa Damla ne olacak? Anlatsın. Zeynep yalandan hiç haz etmiyor. Gördün. İşine geliyor değil mi böyle? Hı? Zeynep babasıyla arasını düzeltirse senin için de bir umut olur sanıyorsun. Üçünüz mutlu bir aile tablosu falan kurarsınız. Aptalsın kızım sen. Sen aptalsın, hakikaten aptalsın. Başlama yine ya. Ne başlama yine? Yalnız ben sana söyleyeyim. Adnan gibi adamlar yedisinde neyse yetmişinde de olur, anladın mı? Genç bir kızı gece birlikte olduktan sonra sabah arkasına bakmadan bırakıp giden adamlar genelde şerefsizdir. Şimdi sana bu kollayıcı masum tavırları cezbedici geliyor ama sonuç değişmez. Ben sana diyeyim de. Sen ne biçim insansın ya? Ne biçim bir insanım? Aldığın kızımı dolduruyorsun bana karşı. Bir de geçmiş karşıma hayat dersi veriyorsun. Ha? Senin kafanın içindeki tilkilerin sayısını biliyorum ben be. Kızım ne oluyorsunuz? Ne oluyor burada? Baba sen dur ya. Allah muhafaza kalbine vurur. Ne oluyor dedim? Bir şey yok baba. Kızına akıl vermeye çalışıyorum baba. Çünkü senden alacağı akıl daha acı olacak sonra. Ne diyor bu kızım? Bir şey dediği yok. Geçerken uğramış gidiyordu şimdi, hadi. Yok ya. Adnan denen adamdan uzak dur diyorum, anlatamıyorum. Yuva yıkanın yuvası olmaz kızım diyorum, anlatamıyorum. Adam buna canım cicim dedikçe senin kızın da bir hallere giriyor. Doğurmadığı çocuğa analık, başkasının kocasına kadınlık yapıyor. Damla! Ne demek istiyor bu? Zeynep. Kızım. Hoş geldin. Seninle konuşmak istiyorum. Yalnız. Gel. Gel canım, otur şöyle. Gel. İyi böyle. Oturmak istemiyorum. Peki. Beni buraya getirdiğin günü hatırlıyor musun? Kızınla tanıştırmıştım. Annen... Babaannem mi demeliyim? Hepiniz her şeyi biliyor musunuz? Bir tek hiçbir şey bilmeyen benmişim. Ne yaptınız ben gittikten sonra? Eğlendiniz mi bari aptallığımla? Zeynep. Bak düşündüğün gibi değil. Ben artık düşünmüyorum. Çünkü oyunlarınıza aklım ermiyor. Ben sadece bilmek istiyorum. Bana bunu nasıl yaptınız? Ha?
Biliyorum. Her şey birden oldu. Aklım karıştı. Bütün bunlar hepimiz için çok zor. Zor. Zor ha? Senin için nesi zor? Yıllarca beni aramadın, sormadın. Senin için nesi zor? Yeni bir aile kurmuşsun. Başka bir kızın olmuş. Mutlu bir yuvan var. Nesi zor? Senin benim yıllarca yaşadıklarımdan haberin var mı? Geçmiş karşıma bir de utanmadan benim için zor diyorsun. Babalık yapmak mı zor? Zahmet etme. Ben senden babalık yapmanı istemiyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Neden 18 yıl sonra çıkıp geldin? Neden karşıma çıkıp ben senin babanım dedin?